Takam, 27 yıl. Bir şey daha söyleyeyim. Üfe ile tüfe, yani üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki fark, %54 böyle bir farkı, hani ben gelirken şöyle bir baktım, yok böyle bir fark biliyor musun? Yani %54'lük fark yok. Şimdi bu ne demek? Şu, şu anlama geliyor hemen. Bu %54, üretici üretmiş, %110'a çıkmış maliyetleri, henüz tüketiciye yansıtmamış anlamına geliyor. E bunu er ya da geç yansıtacak. Bu ay olmazsa diğer ay. Şimdi bu öyle bir çöküş noktasına geldi ki e, enflasyon ve diğer şeyler. Ne diyor iktidar? Onu da hemen söyleyelim. Arkadaş, e, dünyada da enflasyon artıyor. Doğru, bu doğru. Ne kadar artıyor? Yıllık yüzde bir artıyor. Yüzde yedi nokta dokuzla buçuk dokuz arasındaki yerlerde dört buçuk beş de var. Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin. 3 var. 3 var, 4 var, 7 var. Şimdi Türkiye'nin içinde olmayı hayal ettiği lig var ya, o lik %3 yıllık ile %7 arasında. Ki %3, 7 o halükarda bile isyanlar var. Bu ne hayat pahalılığı diyorlar. Ha demek ki dünyadaki ve Avrupa'daki enflasyon etkisinin Türkiye ile alakası yok. Türkiye enflasyonu patlatmış, yönetememiş bir ülke. Peki bu patlamanın sebebi nedir? Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç politikasıdır. Neden budur? Bunun sebebi nedir? Çünkü Eylül ayında %20'ler, %22'ler civarında olan enflasyon Erdoğan tarafından faiz sebep enflasyon sonuçtur yanlış önermesiyle kuru patlatınca o kur patlamasıyla Türkiye'nin özellikle enerji ithalatındaki rakamlar yani doğalgaz, işte, ee, elektrik, petrol üretiyor, alıyor da hani onu elektriğe çeviriyor doğalgazı falan filan. Elektrik enerji fiyatlarındaki ve diğer yerlerdeki patlamayla beraber bu deneyin, bu bir deney Levent. Sen ben deneyiz. Bu ülke bir denek. Bu deneyin sonucunda hepimiz ağır bir şekilde yoksullaştık. Şimdi işte efendim araba alırız yeni, ev alır. Buna artık hayal oldu da ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bugün İrfan Donat var, Bloomberg'un tarım editörü. Bir liste yapmış. Bir yıldaki Direkt karnımızı doyurmak. Bak şeyden vazgeçtim. Hani araba alalım, ev alalım. Ondan vazgeçtim. Patates %207, salatalık %193, patlıcan %185, karnabahar %146, domates %126. Var 20 tane, 30. Ya ne diyorsun? Yıllık doğalgaz %96 artış. Gıdan öyle, ısınman öyle. Ya peki barınma? Bugün diyor ki, Nurettin Debati o meşhur hazine bakanımız diyor ki yüksek mi yüksek ama düşürürüz neyi düşüreceksin? Neyi sen? bekliyorlar? Ha, neyi bekliyorlar? Bir, ikincisi sana şunu söyleyeyim ya. Mesela ev sahibi baktı şeye enflasyona. Mesela yıllık kira artışı yüzde otuz. Vicdanlı ev sahipleri öyle yapıyorlar, sağ olsunlar. Bir de hayır arkadaş, yüzde ama ben yüzde 60 istiyorum diyorlar. Peki insanların sıfırdan eve girerken bu fırlayan ev kiraları ya da üzerlerine yüzde otuz kırk elli zam gelen ev fiyatları. Geri düşecek mi enflasyon düştüğü zaman? Düşmeyecek. Peki Türkiye'de çalışanların, emekçilerin, emeklilerin, asgari ücretlerin, maaşları artacak mı bu yüzde %50'ler, 50ler Artamayacak, artmayacak. Peki ne olacak? Türkiye halkı fakirleşecek. Levent Türkiye'de yıllarca orta direk, hani orta sınıf, beyaz yakalı, işte çalışan falan. Orta direği, özelinde çok önemsediği bir şeydi çünkü hani aynı zamanda oy olarak görüyordu. Türkiye'nin dönüşümü açısından Yok eden bir yapıyla karşı karşıyayız. 24'te Uğur Gürses bu konuda iyi bir yazı, analiz yazmış. Şimdi senin yeni bir şey daha var. Bak zaten işsiz, fakir insanlar çok fazla ama bir de hemen çalışan yoksulluğu diye bir şey var biliyor musun? Çalışıyorsun gece, gündüz, sabah, akşam çalışıyorsun ama borçlanıyorsun. Kiran fırlamış, evladının okul parası, eğer okula gidiyorsa beslenme anasındaki koyduğun peynir, ekmek, domates fiyatı fırlamış. Bunlar birer popülizm cümlesi değil. Bunlar hepimizin hayatta yaşadığı büyük o çöküşün acının sonuçları. Dolayısıyla Türkiye'yi bu bu testle bu hepimizi denek olarak görüp yaptıkları sistemle mahvettiler. Bir şey daha söyleyeyim sana. Faizler nas? indi değil mi? Hayır. Sadece ve sadece bankaların rahat rahat Moody'lerden yani 3 kuruş parasını topladığı faizler aşağı indirildi. %20'ler civarında faiz veriyorlar. Niye? Merkez Bankası faizi %14. Levent ilk 3 ayda bankaların karı %232 arttı. %232. Bu iktidar, bak bu iktidar en çok faizcilerin, en çok faizcilerin sevdiği iktidar biliyor musun? Niye? Banka senden %20 ile parayı alıyor. Gidiyor. Bir ihtiyacın var tüketici kredisi. %35'ten aşağı alsana faiz kredi. Başka şekilde. Dolayısıyla kur kurulu mevduat kendi patlattığın şey. Levent yüzde yirmi yedi faiz verdi. 3 ayda %27 Vergisiz, kemiksiz, yıllık bileşen yüzde yüz Hani faiz bitmişti? Yüzde üçlük, dörtlük uluslararası piyasadan borçlanmasını yüzde sekize çıkarttı Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden Türkiye bu halde. O yüzden enflasyon patladı. Sen e, denek diyorsun. Bizi denek olarak kullanıyorlar evet. diyorsun. Hayır, ben biz doğullaştı bilerek ortadoğulaştırılmaya çalışan ülke evlatlarıyız. Bilerek yoksullaştırılan, bilerek yıkıma sürüklenen. Bu bilerek kelimesini sevgili izleyicilerimden özellikle istirham ediyorum. Öyle tepkiyle, duyguyla söylemiş olduğum bir cümle değil. Bunun kendimce oturdum, çalıştım. İşte nasip olursa bir hafta on gün sonra kitabım çıkacak. Orada ayrıntılarıyla anlattım. Bilinçli bir şekilde Türkiye'yi Orta ulaştırıyorlar. Bilinçli bir şekilde yoksullaştırıyorlar, bilinçli bir şekilde uçuruma sürüklüyorlar. Nasıl bilinçli olduğunu e, inşallah kitap çıksın, biraz daha ayrıntılı konuşuruz üzerinde. Şunu söyleyeceğim Murat. E, faiz, sebep, enflasyon sonuç ilişkisini görüyoruz değil mi? Her ay enflasyon biraz daha yükseliyor. %142'lere kadar neredeyse gelmiş. Bağımsız kurumların TÜİK'inki de %62'ye kadar gelmiş. Buna rağmen vazgeçmiyorsa bir adam hatasından dönmüyorsa kasten yapıyordur. Bunun başka bir izahı olmaz. Benim burada aslında AK Partililere sormamız gereken bir soru var. Ha yani biri bizi izleyen AK Partililer varsa onlara bir soru soracağım. Ya hiç mi kendinize şu soruyu sormuyorsunuz? 2002'de iktidara geldik. Yüksek bir enflasyon devraldık. O zaman demokrasiyle barışıktık. Avrupa Birliği istiyorduk. Toplumun farklı kesimleriyle diyalog kurmaya çalışıyorduk. Ve bunun sonucunda enflasyon düştü. Milli gelir arttı. Ekonomi düzeldi. Enflasyonu ilk yıllarda nasıl oldu da yüzde onlara düşürdünüz? Ne dış güçler müdahale etti? Ne içerideki gavurlar size tuzak kurdu? Kimse kuramadı Niçin ilk 10 yılda, 15 yılda kimse engelleyemedi de son 5 yılda çırpınmanıza rağmen tek adam rejimini kurdunuz? Tek başına bir adam karar verebilir, artık her şeyi kolayca yapabilir demesine rağmen yapamıyorsunuz. Bunu birazcık üzerine düşünmeleri lazım. Şunu görmeleri lazım. Tek adam rejimi kasten kuruldu ve bu ülkeyi yıkıyorlar. Hem de onların oyuyla yıkıyorlar. Hem de onların oyuyla milyonların hayatını çalıyorlar. Şimdi bir de şöyle bir tuhaf bir durum var Murat, dikkat ediyorum. Dışarıdaki konuşmamın üzerine böyle bir kampanya başlatmışlar. Yahu emekli aç diyoruz ama bayraklarımız var diyorlar. Yahu asgari ücret yetmiyor, insanlar perişan diyoruz, bayraklarımız var diyorlar. Ya insanlar faturasını ödeyemiyoruz. Yaklaşık 60 milyon insan açlık sınırı altında yaşıyor diyoruz. Bayraklarımız var, gurur duyuyoruz bayraklarımızla. Siz niye duymuyorsunuz diyor. Ya utanmasalar bayrakları koyup önünde secde edecekler. Bu ülkenin dindarının, Müslümanların böyle maddiyata, böyle bir silaha bu kadar kutsal, bu kadar değer verir hale gelmiş olması utanç verici. 60 milyon insan açlık sınırının altına gelmiş, hala bildikleri tek bir kadar bayraklarımız var. Ya insan utanır, sanki biz bayraklardan şikayetçiymişiz gibi. Ya orada bir başarı. Ama bir başarı silah mıdır? Geçen hafta söyledim. Pakistan dünyadaki nükleer silaha sahip 6. ülke, tek Müslüman ülke. Sefaletten çöküyor, yoksulluktan çöküyor. Ne yapacaksın? Bayraklar mı vereceksin insanların ekmek bulamayanlara? Asgari ücretle geçinemeyenlere bayraklar mı dağıtacaksın? 2500 lira maaşla hayatını sürdüremeyen bu ülkenin 60-70 yaşındaki evladı çalışmış, 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 gelmiş ömrünün sonuna doğru dilenci haline getirmişsin 2500 lirayla. Bayraklarımız var diyor o adama. İnsan utanır. Bu kadar güya maneviyat diyen, güya Allah diyen, güya ahiret diyen, güya insan diyenlerin tamamı silaha tapar hale geldiler. Onlara söyleyeceğim tek bir cümle var: Bayrakları koyun önünüze, onun önünde kabe gibi namaz kılın. Başka türlü iflah olmazsınız. Çünkü başka türlü bu insanların acısını hatırlamazsınız. Bari kendi rezilliğinizi o başarı gördüğünüz şeye kutsayarak ona ibadet ederek gösterebilirsiniz diyeyim. Bu öfkemi de böylece kapatmış olayım. Çünkü iki gündür çok fazla burada birazcık anlamsızdır demişim diye kıyamet koparmışlar sosyal medya üzerinden. Belki onun da öfkesi. Nese sevgili izleyicilerimiz. Geldik bir programın daha sonuna. Bir aksilik olmazsa Cuma